1000 dış teknoloji tutsanlara hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Sovyetlerin efsanevi fotoğraf makinesi Lubitel 2 modeli. Nasıl çalışır, hangi filmi kullanır, film nasıl takılır tüm detaylardan bahsedeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Aslında tamamen klasikleşmiş bir fotoğraf makinesi şu anda e, tabi bu tarzda bu tasarımda bir fotoğraf makinesi yapılmıyor tamamen kübik bir tasarımı var tamamen bakalitten üretilmiş mükemmel bir fotoğraf makinesi gerçek vintage gerçek retro fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan mükemmel bir fotoğraf makinesi. Ee, birçok bir özelliğini e, manuel olarak yapabilmenize e, olanak sağlayan bir fotoğraf makinesi. Ee, diyafram, instantane, odaklamalar tamamen manuel olarak yapılıyor. Ee, birçok farklı özelliği var. Yani dönemine göre baktığınızda gerçekten de birçok farklı özellikleri var. Bu özellikler neler mesela? İşte Self timer var. Yani e, bir zamanlayıcı özelliği var. Bu zamanlayıcı özelliğiyle siz direkt olarak çekmek istediğiniz fotoğrafı fotoğraf makinesini sabitleyerek çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi döneminde gerçekten de zor bulunan bir özellik. Bundan da bahsedeceğiz biraz sonra. Lubitel'de kullanılan farklı bir fotoğraf makinesi var. E Pardon, farklı bir film var. Bu 6x6 roll film denilen biraz sonra bahsedeceğiz. Orta formatlı çok ee, günümüzde çok zor bulunan bir e, film tabi baktığınızda e, Lubiteller daha doğrusu Lubitel iki modeli 1955 1980'li yıllar arasında üretilmiş gerçekten de eski bir fotoğraf makinesi yani 1955 ile 1980 arasında 25 sene var 25 sene bir film üretilmiş ve 25 sene bir fotoğraf makinesi için gerçekten de çok mükemmel bir süre yani o kadar çok beğenilmiş ki 25 sene hiç durmadan üretilmiş. Bizim elimizdeki burada latin alfabesiyle yazılmış Lubitel 2 modeli var. Ancak bazılarında hatta daha eski modellerde burada tamamen kirli alfabesiyle Lubitel yazıyor. İkisinin arasında çok böyle bir nadirat farkı yok. Yani ikisi de nadir. Gerçi bu fotoğraf makineleri artık tamamen çok nadir fotoğraf makineleri. O yüzden de yani burada kirli alfabesiyle ya da latin alfabesiyle Lubitel yazması çok bir şey değiştirmiyor ama Hani şöyle bir tüyo vereyim. Ee, bizim koleksiyonumuzda Lubitel 2'nin e, bu modeli mevcut ama bunun kilit alfabesi bir tık daha nadir öyle söyleyebilirim. Ee, şimdi şöyle anlatalım Leupold 2'deki fotoğraf çekme konusunu. Ee, dikkat etmeniz gereken e, en önemli şey, çekimlerden sonra filmi sarmayı unutmamanız gerekiyor. Şöyle ki, e, filmde fotoğraf yani fotoğraf çektikten sonra filmi sarmazsanız çektiğiniz fotoğraf hep aynı yere. E, pozlar hep aynı yere çekilmiş olur. Bu yüzden de fotoğraf çektikten sonra mutlaka filmi sarmanız gerekiyor. Peki e, nasıl e, fotoğraf çekiyoruz biz Lübetin 2'de? Öncelikle bakın burada bir e, kapağımız var. Bu kapağı buradan şu şekilde açıyoruz. Bakın süper bir şekilde açıldı. Odaklamak birazcık zor. E, fotoğraf makinelerinde normalde odaklama konusu sabit tutulduğunda e, daha kolaydır ama burada gözün alışması yani ee, ne şekilde e, pozlamanız ya da ne şekilde odaklamanız gerektiği birazcık e, zaman isteyen ve beceri isteyen beceri isteyen demiyorum ama zamanla oturabilecek bir konu. Ee, yukarıdan bakıyorsunuz eski fotoğraf makinelerinde olduğu gibi yukarıdan bakıyorsunuz ve e, odaklıyorsunuz. Odakladıktan sonra istediğiniz fotoğrafı da e, burada yer alan e, fotoğraf çekme butonuyla çok çok rahat bir şekilde e, yapabiliyorsunuz. E, filmi sarmak yani aynı karenin üzerine defalarca çekim yapmak mümkün olduğu için mutlaka bakın burada bir sarma yeri var bu sarma yerini e, mutlaka çevirmeniz gerekiyor her fotoğraf çektikten sonra bu e, lobiteldeki en önemli konu e, şöyle bir yapısı var tamamen bakalit bu arada yani plastik eski plastik diyelim e, burada bir zamanlayıcısı var zamanlayıcısını şöyle gösterebilirim size şurada bir zamanlayıcısı var bakın geliyor elime Bakın şu an zamanlayıcıyı kurdum ben. Zamanlayıcıyı kurduktan sonra bunun burada bir e, şunlar ayar düğmeleri bu arada. Enstantane ve e, diyafram ayarları. Bakın fotoğrafı çektim. Bakın zamanlayıcı. Tabi yani baktığınızda biraz bakım isteyen bir fotoğraf makinesi olduğu e, bir gerçek. Çünkü en aşağı e, hani 50 senelik bir fotoğraf makinesi bu. 50 sene boyunca gayet e, hani çalışabilir durumda kullanabileceğiniz bir fotoğraf makinesi diyebiliriz. Peki e, Lubitel 2 modeli hangi e, film kullanıyor? Şimdi Lubitel de şurada görmüş olduğunuz aşırı derecede ender bulunan bir altı e, 6x6 roll film adı verilen 120 mm'lik bir film kullanılıyor. Bu tabi kutusu e, kutulu olmak yani kutulu bulmak zor, filmi bulmak zor, kutusu bulmak birazcık daha zor. Biz koleksiyonumuzdan e, şimdi takıp da e, hani size göstermek istiyoruz tabi ama gerçekten de zor bulunan bir film olduğu için şu anda bunun nasıl takıldığını size e, sadece varsayımsal olarak göstermek zorundayız. E, bu yüzden de şöyle anlatalım mesela bu kutusu var. Bu arada şu çok dikkatimizi çekti. Filmin son kullanma tarihine e, bakıp görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, şu anda 1975 yani bu filmin son kullanma tarihi 1975 yani e, filmin son kullanma tarihi geçeli 2020 deseniz 45 sene olmuş yani 45 sene önce bitmiş son kullanma tarihi Kodak'ın e, Kodak Color X denilen bir 120 mm CX120 adı verilen bir e, filmidir bu Şöyle açalım içini de. şöyle göstereyim. Bakın böyle rol film dedikleri işte böyle rol film yani bir rulo halinde bir film bu. Bu filmi e, alıyorsunuz. Sonrasında buradaki bandı var tabi. Bu bandı çıkarttıktan sonra şuradan e, filmi direkt olarak takabiliyorsunuz. E, bu filmi bulmak dediğim gibi biraz zor. E, ama bulursanız da mutlaka almanızı tavsiye ederim ki koleksiyon yapanlar için gerçekten de önemli bir ee, hem efemera hem de bir koleksiyonluk araçtır. Bununla beraber bakın burada bir e, tripoda koyabilmeniz için bir e, deliği mevcut. E, burada filmi nasıl takmanız gerektiğine dair bir e, ibare mevcut. Burada diyaframını ayarlamanız için çeşitli e, yine ayarlar mevcut. E, tamamen bakalit olduğu için aşırı derecede sağlam kere şeyden ben Onu söyleyelim size. Çok sağlam bir fotoğraf makinesi gerçekten de çok sağlam bir fotoğraf makinesi. E, hatta size şöyle bir şey daha göstereyim. Bakın burada e, filmin açık daha doğrusu arka kapağın açık olup olmadığını gösteren e, bir ibaresi bile mevcut. Bakın burada şu an solda. Bunu böyle yaptığınızda bu kapalı anlamına denk geliyor. Ee, gerçekten de ilginç bir fotoğraf makinesi olmakla birlikte e, gerçekten de zor bulunan bir fotoğraf makinesi de diyebiliriz ayrıca. Peki bu arka kapağı açınca filmi nasıl takıyoruz onu gösterelim. Şimdi bakın burada bir iki tane tırkısı var bunun. Bu iki tane tırkıyı biz şu şekilde açtıktan sonra şunu da şuradan açalım. Bakın iki tane tırkı da şu an serbest. Ee, kapak birazcık ilginç. Şu filmi şöyle koyalım. Bu birazcık hassas e, ee, şuradan iki tarafı da e, atıkya açtıktan sonra bakın buradan kapağı açılıyor Kapağı bayağı büyük açılıyor yani baktığınızda kapak bayağı büyük yani tamamen arkası ve altı açılmış oluyor ve e, rol filmin gireceği, e, ee, rol filmi takacağınız yer de burası. Bu filmi nasıl takıyorsunuz peki? İşte bu en önemli noktalardan bir tanesi. Bakın bunu birazcık böyle bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Çektiğinizde bu e, rol film, bu eski rol filmin bu arada şeyi e, serbest kalıyor. Serbest kalınca bunu buradan çıkartıyorsunuz. Hop çıkarttık eski olan. Bakın bu eski rol filmin e, plastiği. Bu, da, bu bile şu an kaç senelik midir? Belki de 20-30 senelik bir ee, en aşağı 20-30 senelik bir plastiktir, yani onu söyleyebiliriz size. Sonrasında geliyoruz, bu eski filmi, şu an dediğim gibi açamıyorum maalesef, ama buraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra açacağımız tarafı e, aşağıya gelecek şekilde sarmaya başlıyoruz ve şu kapağını kapatıp olayı bitiriyoruz. Bu kapağı kapattık. Kapağı kapandıktan sonra bunu bu şekilde tekrar kapağımızı kapatıyoruz ve filmimizi takmış oluyoruz. Şu tırkılara dikkat ediyoruz yine. Çünkü bu tırkılar çok önemli. Bakın 1, 2 artık oturdu yerlerine. Şu anda artık bu saatten sonra bu arka kapak açılmaz. Peki ee, nasıl yapıyoruz? Filmi e, ayarlı, tamamen manuel zaten. Tamamen e, yani manuel derken tamamen mekanik. Herhangi bir filme ya da bir bataryaya ihtiyaç duymuyor. Filme bataryaya ihtiyaç duymadığı için de her yerde her şekilde istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Bu arada şundan bahsedeyim mutlaka e, fotoğraf çektiğiniz fotoğrafların siyah beyaz olması e, filmle alakalı bir durum bunlarda e, film Eğer renkli ise renkli siyah beyazsa siyah beyaz olarak e, çıktı alabiliyor ki bizim şu anda elimizde olan filmde bakalım e, renkli miymiş Hayır siyah beyazmış herhangi bir renk işareti ya da kalır e, ibaresi üzerinde yok. Bu sebepten de e, herhangi bir renk işareti olmadığı için bunun siyah beyaz bir film olduğunu, daha doğrusu çok daha eski bir film olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1975 yılı son kullanma tarihi olan bir fotoğraf makinesinin zaten ne çeşit bir e, rengi sahip olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Peki fotoğraflarımızı çektik. Fotoğrafları çektikten sonra daha doğrusu bir fotoğraf çektik. Açtık yine bu e, şuradaki kapağımızı. Ondan sonra bir fotoğrafımızı çektik. Beğendik. Şuradaki e, odakladık daha doğrusu. odaklamamız bittikten sonra şuradaki tuşumuzla fotoğrafımızı çektik. Fotoğrafı çektikten sonra buradaki en önemli nokta. Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi fotoğraf makinesine mutlaka filmini sarmamız gerekiyor. E, filmi sardıktan sonra ikinci fotoğrafı çekiyorsunuz. Sardınız üçüncü fotoğrafı çektiniz. Sardınız dördüncü fotoğrafı çektiniz. Bu şekilde fotoğraf çekerseniz eğer filmin üzerine birden fazla fotoğraf çekmemiş olursunuz. Çünkü birden fazla film e, fotoğraf çekerseniz eğer e, yani tabii ki fotoğraflar mahvolur. Herhangi bir şey anlaşılmaz çekilen fotoğraflarda. Ee, yani bunun için de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela aynı karenin üstüne çekmeyi engel herhangi bir mekanizma da yok bunun içinde. Ee, Kadrasya ayarlamaya ile alakalı da dediğim gibi alışmak dediğim yani bir bayağı bir zaman oluyor. Bu yüzden de e, fotoğraf çektikten sonra sarmayı yaptınız ve kadraj, kadrajınızı ona göre tekrar ayarlamanız gerekiyor. Yani kısacası e, birçok farklı e, özelliğe yani birçok farklı beceriye ihtiyaç duyuyor elbette ki. İşte pozlamayı nasıl yapacaksınız, odaklamayı nasıl yapacaksınız, ee, ne bileyim işte e, sarmayı nasıl yapacaksınız. Bunların hepsini aklınızda tutmanız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi günümüz fotoğraf makinelerinde daha çok işte tabi ee, tabii 35 mm'lerden bahsediyorum e 35 metrede kaç tane post kaldığını gösteren işte e, hızlı bir şekilde e, otomatik yapan e, saran şeyler var. Fotoğraf makineleri var bizim kanalımızda zaten mevcut bunlardan. E, tabii bunlar çok eski oldukları için bu tarz e, güzel yeni modern özellikleri yok. O yüzden de e, her şeyi manuel olarak yapmanız gerekiyor. E, yani gerçek görüntüyü aynadan görüyorsunuz ama sağ sol açılarda ters bir ilişki olabiliyor. Yani nasıl söyleyeyim size? Sizin çektiğiniz fotoğraf aslında size ters olarak görünüyor olabilir buradaki aynadan bunun e, tabii ki bu aynanın yansımasıyla alakalı, içindeki aynaların yansımasıyla alakalı bir durum. Sizin çektiğiniz fotoğraf siz ne görüyorsanız onun fotoğrafını çekiyor ama e, buradaki vizör yani şu büyük vizörden, cam vizörden, aynalı vizörden sizin gördüğünüz e, ters olarak yansır. Her zaman ters olarak yansımakta. E, yani gerçekte sol tarafta olanlar e, sağ tarafta görünüyor olabilir. Bu yüzden de e, bu eski fotoğraf makinelerinin bir farklı özelliği. Bir başka özelliği daha, eee şimdi yukarıdan bakıyorsunuz tabi fotoğrafı çekmek isterken çekerken e, şurada görmüş olduğunuz metal, şu metal ve şu metal sizi güneşten koruyor. Yani güneşten koruyor derken e, yansımasına engel oluyor. E, Güneşli bir havada çekecekseniz eğer bu yansımaya engel olduğu için de rahat rahat e, odaklayabilir, rahat rahat e, fotoğraf çekeceğiniz kareyi e, ayarlayabilirsiniz. E, yani Bunun dışında tabii bu fotoğraf makinesinden bulmak biraz zor şu anda. Bulunsa bile çalışanını bulmak zor. Hatta bakın bizim elimizdeki bile kozmetik olarak mükemmel durumda. Yani hiçbir atığı, hiçbir kırığı yok. Şurada görmüş olduğunuz lübitel, metal dubitel ibaresi bile problemsiz tertemiz bir fotoğraf makinesi ama bunun bile bakıma ihtiyacı var. Yani şöyle ki mesela ben buradan şu anda fotoğraf makinesinin zamanlayıcısını kurdum. Açtığımda bakın şöyle fotoğraf makinesini çektim şeyi çektim. E, sarmayı çektim. Ondan sonra fotoğrafı bastım. Fotoğrafı çekiyor. Fotoğraf çekmedi, herhangi bir problem yok. Ama zamanlayıcısında bir problemimiz var. Onun dışında e, tabi zamanla buraları oynatmadığınız için bu enstantane ve e, diyafram ayarları, odaklama e, ayarlarını e, biraz sert yani bunun için birazcık daha güç uygulamanız gerekiyor. Tabi döneminde bakın şöyle de döneminde tabii birazcık daha rahattı herhalde bunlar. Ama şimdi daha zor dönüyor çünkü e, belki de yıllardır fotoğraf çekilmediği için Herhangi bir sıkışmış da olabilir ama bakın biraz zor da olsa ayarlamaları yapabiliyorum. Bunun dışında burada tabi ayarları yapabileceğiniz ibareler de mevcut. Kendi diyaframınızı ayarlayabileceğiniz şeyler de mevcut. Bunların dışında şimdi Lubitel ne anlama geliyor? Yani Lubitel'in aslında baktığınızda çok ilginç bir hikayesi var. Ee, şöyle ki, ismi Rusça'da sevme köküne bağlı olan ve bir işi sevgiyle yapan amatör kişiye deniliyor Lübitel diye. Ee, tabi bu bizim internetten aldığımız bir bilgi. Ee, denk taşı kurma kulu ve e, bu tarz şeyler fotoğraf makinelerinin bu fotoğraf makinelerinde kronik problemlerden bir tanesi. Bu fotoğraf makinası bir kere her var, düşürürseniz, ee, muhtemelen kırılacaktır. Çünkü dediğim gibi bu bakalit bir fotoğraf makinesi. Ee, zor bulunan bir fotoğraf makinesi dediğim gibi. Biz bunu e, Tontoshop'tan tedarik etmiştik. Kesinlikle e, hayatımız boyunca Allah izin verirse hayatımız boyunca koleksiyonumuzda kalacak olan bir fotoğraf makinesi. Hatta, hatta biz onlardan bunun deri kılıfını da almıştık ama deri kılıfını Size ayrıca başka bir videomuzda gösterelim. Deri kılıfı da gerçek saf deri bir e, kılıfı var. Gerçekten de güzel bir fotoğraf makinesi. E, gerçekten vintage fotoğraflar çekmek isteyenler için e, biçilmiş kaftan diyebiliriz bunun için. E, Lubitel 2 hakkında size bahsetmek istediklerimiz bunlardan ibaret. E, sorularınız varsa ya da e, bu fotoğraf makinesiyle alakalı e, herhangi bir sorununuz e, bir yorumunuz ya da sizin yaşadığınız herhangi bir anı varsa e, bunları bizimle paylaşmak paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bakın bu kadar da güzel bir şekilde odaklayabiliyoruz. Çok da güzel bir görüntüsü var. E, gerçekten de fotoğraf makinesi e, tarihine damga vurmuş bir fotoğraf makinesi. E, dediğim gibi bir taneki hakkında size aktaracaklarımız bunlardan ibaret. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olursanız bize destek ol destek olmak için kanala abone olursanız çok memnun oluruz. Elimizden geldiğince hem yorumlara e, cevap yazıp hem de size güzel e, ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. E, bir başka vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.